Herkese merhabalar. Irmak Örgü İşleri YouTube kanalıma hoş geldiniz. Ünlü bir markanın çanta yapımını sizlerle paylaşacağım. Rafya ipli örüyoruz. Modelimizi iki ayrı parça örüp birleştiriyoruz. Modelimizin tabanı delikler var kenar kısmında. Gövdesini yapıp sonrasında da kordonu yapıyoruz. İki ayrı parça yaptıktan sonra modelimizi ters taraftan dikerek birleştiriyoruz. Kordon da bombe şeklini alıyor. Fermuar yaptım. İstersek çıt çıt da yapabiliriz. İçini açıyorum. Geniş, çok hoş oldu istersek astarda yapabiliriz bu ölçülerde yaptığımızda 330 gram ip kullandım ölçümünü veriyorum genişliği kenar dikişine kadar 42 santim uzunluğu ağız kısmından Tabana olan yeri 15 santim kordondan uzunluğu da 34 santim yapımına başlayalım çantamız için Raye kullanıyorum 4 numaralı tı çantamızı iki parçadan yapıyoruz bir parçasını yaptım hazırladım İkinci parçasını beraber yapacağız Modelimize ilk önce arttırma yaparak ilerliyoruz. Belli bir kısımdan sonra arttırma yapmadan düz devam ediyoruz. Sonrasında da kolunun bir tarafını sonrasında da öbür kolunu yapıyoruz. Çantamızı biraz büyük yaptım. 26 zincir çekiyorum daha küçük yapmak istersek zincir sayımızı daha az tutabiliriz bir tane zincir çekiyorum kilitliyorum 1 2 3 4 5 26 adet zincir çekelim 26 adet zincir çektim Burada çantamızı biraz büyük yapıyorum. Daha küçük yapmak istersek zincir sayımızı biraz az tutabiliriz. 26. zincirin üzerine parmağımı tutuyorum. 1 2 2 zincir fazla çektim. Tığıma doluyorum. 26. zincirin içerisine batırıyorum. Tığımda 3 tane ilmek var. Üçünü birden çekip yarım trabzan yapıyorum. Zincirle beraber iki trabzan oldu. Bir zincir çekiyorum. Tığıma doluyorum. Bir zincir atlıyorum. İkinci zincirin içerisine batırıyorum. Üç tane ilmeği birden çekip yarım trabzan yapıyorum. Tığıma doluyorum. Aynı boşluğa bir kez daha batırıyorum. İki tane trabzan yaptım. Bir zincir çekiyorum tığıma doladım bir zincir atlıyorum ikinci zincirin içerisine yarım trabzan yapıyorum aynı zincirin içerisine bir tane daha trabzan yapıp iki tane trabzan yaptık sıramızın sonuna geldim bir trabzan yaptım aynı boşluğa batırıyorum bir tane daha trabzan yapıyorum Tırabzanlarımızı saydığımızda 2 4 6 8 10 12 13 13 tane trabzanımız oluyor çeviriyorum 1 2 3 3 zincir çekiyorum. Artırma yaparak ilerleyeceğiz. Artırmamızı da tığıma doluyorum. 3 zincir çekmiştik. İlk zincirin içerisine batırıyorum. Yarım tırabzan yapıyorum. Artırmamızı bu şekilde yapıyoruz. Bir zincir çekiyorum. Burada Boşluğa batmıyoruz. Üstteki zincire de batmıyoruz. Tığıma doluyorum. Alttaki bir zincir boşluğuna batırıyorum. İpimi biraz yükseltiyorum. Üçünü birden çekip yarım trabzan yapıyorum. Tığıma doluyorum. Aynı boşluğa bir kez daha batırıyorum. Yarım trabzan yapıyorum. Bir zincir çektim tığıma doluyorum aradaki boşluğa batmıyoruz alttaki bir zincir boşluğuna batırıyorum İpimi hafif yükseltiyorum üçünü birden çekip yarım trabzan yaptım aynı boşluğa bir kez daha trabzan yapıyoruz sıramızın sonuna geldik son zincir boşluğuna da iki tane trabzan yaptım başta bir arttırma yapmıştık sıramızın sonunda da arttırma yapacağız arttırmamızı da bir zincir çekiyorum ikinci zincirin içerisine tığımı doluyorum 3 tane ilmeği çekerek yarım trabzan yapıyorum tığıma doluyorum aynı boşluğa bir kez daha trabzan yaptım dönüyorum 1 2 3 3 zincir çektim tığıma doluyorum birinci zincirin içerisine batırıyorum yarım trabzan yaparak İlk arttırmamızı yaptık. Üçüncü sıramız. Tığıma doluyorum. Burada yine orta boşluğa batmıyoruz. Altta trabzan var. Trabzanın tepe noktasına batırıyorum. İpimi çekiyorum. Hafif yükseltiyorum. trabzan yapıyorum. tığma doluyorum. Aynı boşluğa batırıyorum. Bir tane daha trabzan yapıyorum. İki tane trabzan yaptık. Bir zincir çektim. Bakın bir zincir boşluğuna ara boşluğa batmıyoruz. Bu sefer trabzan var. Trabzanın tepe noktasına tığıma doluyorum trabzanın tepe noktasına batırıp bir trabzan yapıyorum tığıma doluyorum aynı boşluğa bir kez daha trabzan yapıyorum Son boşluğa 2 tane trabzan yaptık. Trabzan yapıp dönmüyoruz. Yine arttırma yaparak döneceğiz. Bir zincir çekiyorum. Dönüşte 3 zincir çekiyorduk. Birinci zincirin içerisine trabzan yapıp geriye 2 tane zincirimiz kalıyordu. Tığıma doluyorum. İkinci zincirin içerisine batırıyorum. Bir trabzan. Aynı boşluğa bir kez daha Trabzan yaparak iki tane trabzan yaptık. Bakın artırmalarımız genişliyor. Çeviriyorum. Yine aynı şekilde üçüncü sıramız bitti. Dördüncü sıramızın başındayız. Bir, iki, üç. Üç zincir çektim. Tığıma doluyorum. İlk zincirin içerisine. Bir tane trabzan yapıyoruz. Bir zincir çekiyoruz. Bir zincir boşluğu. Yine boşluğa batmıyoruz. Tığıma doluyorum. Şöyle elimizle açalım. Alttaki trabzanın tepe noktasına batırıyorum. İpimi çekiyorum. Hafif yükseltiyorum. Üçünü birden çekerek bir trabzan yaptık. Aynı boşluğa batırıyorum. İki tane trabzan oldu. Bakın artırmalarımız bu şekilde yapıyoruz. Bir zincir çekiyorum. Tığıma doluyorum. Alttaki trabzanın tepe noktasına batırıyorum bir trabzan. Aynı boşluğa bir kez daha yaparak iki trabzan oldu. Bir zincir çekiyoruz. Bir zincir boşluğunun altındaki trabzanın tepe noktasına bir trabzan. Aynı boşluğa bir kez daha iki tane trabzan oldu. Dördüncü sıramızdayız. Altı iki sıra daha yapıp 6 sıramıza gelelim. İkinci zincirin içerisine trabzan yaparak son arttırmamızı yaptık. 2, 4, 6. 6 sıra ördüm. Burada trabzanlarımızı sayıyoruz. 6. sıradaki 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18. 18 tane trabzan sayımız oldu. Öbür tarafını çeviriyorum. 1, 2. 2 zincir çektim. Dipteki boşluğa batırıyorum sık iğne yapıyorum. Trabzanın tepe noktasına batırıyorum. Sık iğne yapıyorum. Bir zincir boşluğuna batırıyorum. Bir sık iğne. İki tane trabzan yapmıştık. Trabzanın tepe noktasına bir sık iğne. İkinci trabzanın tepe noktasına bir sık iğne. Bir zincir boşluğuna bir sık iğne. İlk trabzanın tepe noktasına bir sık iğne. İkinci trabzanın tepe noktasına boşluğa batırıyorum. Bir zincir boşluğuna bir sık iğne sıramızın sonuna gelelim bir zincir boşluğuna bir sık iğne yarım trabzanın tepe noktasına bir sık iğne zincirin içerisine sık iğne yapıyoruz çeviriyorum bir İki zincir çektim. Dip noktasına batırıyorum sık iğne. Yanındaki boşluğa sık iğne. Yanındaki boşluğa sık iğne. Boşluklara sık iğne yaparak sıramızın sonuna gelelim. Boşluğa batırıyorum bir sık iğne. Son sık iğne boşluğuna bir sık iğne. 2 zincir çekerek dönmüştük. Zincirin içerisine de bir tane sık iğne yapıyorum. Zincirin içerisine her bitirişimizde sık iğne yapıyoruz. Bir tane arttırma yapmış oluyoruz. şöyle arttırmalarımıza bu şekilde devam ediyoruz sık iğne yaparak ikinci sıramızdayız çeviriyorum 1 2 2 zincir çektim dip noktasına batırıyorum sık iğne bütün boşluklara sık iğne yaparak 6 sıra yapıyoruz. 3. sıramızdayız. 3 sıra daha sık iğne örüyoruz. Arttırma yaparak 6 sıra ördük. 2 4 6. 6. sıranın sonunda arttırma yapmıyoruz. Bir önceki sıralarda sık iğnenin boşluğuna batıyorduk. Bir de zincirin üzerine batarak bir tane artırma yapıyordum. Son sık iğne boşluğuna batmıyorum, zincirin içerisine bir tane sık iğne yapıyorum. Çeviriyorum. Bir, iki. İki zincir çektim. Dip noktasına batırıyorum sık iğne. Yanındaki boşluğa sık iğne. Bütün boşluklara sık iğne yaparak sıramızın sonuna gelelim. 7. sıramızdayız. 7. sıramızın sonuna geldik. Boşluğa bir sık iğne. Sık iğnenin boşluğuna batmıyoruz. Zincirin içerisine bir sık iğne. Düz bir şekilde geliyor. Artırma yapmıyoruz. Çeviriyorum. 1 2. 2 zincir çektim. 8. sıramız ilk boşluğa batırıyorum. Sık iğne. Yanındaki boşluğa sık iğne. 8. sıramızın sonuna geldik. Sık iğne boşluğuna batmıyorum. 2 zincir boşluğuna bir sık iğne yapıyorum. Çeviriyorum. 1 2 2 zincir çektim. Dip boşluğa batırıyoruz. Sık iğne yapıyoruz. Yanındaki boşluğa bir sık iğne bu şekilde sıramızın sonuna geldiğimizde sık iğne boşluğuna batmıyoruz zincir boşluğuna batırıyoruz boşluklara battığımız ilk sık iğneden itibaren 8 sıra yapmıştık toplamında 15 sıra yapıp gelelim çantamızın bir parçasını yapmıştık ikinci parçasında üstüne yerleştirdim kol ayrımı yaptığımız yere kadar Toplamında 15 sıra sık iğne yapıyoruz. Burada çantamızın tabanı oval geliyor. 6. sıradan sonra da arttırma yapmadan düz ilerliyoruz. Ölçümünü veriyorum. Genişliği 42 santim. Uzunluğu 19 santim. Sık iğne boşluğuna batmıyorum. Son zincirin içerisine sık iğne yapıyorum. Burada kol ayrımı için işaretle belirleyeceğim. Çantamızın kolu için işaretle belirledim. İstediğimiz şekilde de ayarlayabiliriz. Sağ tarafta 19 ilmek, sol tarafta da 19 ilmek ayırdım. Ortada da 20 ilmek oluyor. Bu sayılarda farklılıklar gösterebilir. Başlangıç noktamızda örgümü çeviriyorum. 1 2. 2 zincir çektim. Eksiltmeler yapacağız eksiltmemizi çantamızın iç kısmından eksilterek kolumuzu yapıyoruz. Başlangıçta da eksiltme yapacağız. Burada ilk noktaya batırıyorduk, sık iğne yapıyorduk. İlk boşluğa batmıyoruz, yanındaki boşluğa batırıyorum. Sık iğne yapıyorum. Bir tane eksiltmemizi başlangıçta yapıyoruz. Yanındaki boşluğa sık iğne, yanındaki boşluğa Yine işaretimizin olduğu noktaya kadar geldik. Bir, bir de işaretin olduğu boşluk. İlk boşluğa batırıyorum. Tığında iki tane ilmek var. Bekletiyorum. İşareti çıkartıyorum. İşaretin olduğu boşluğa da batırıyorum. Tığımda 3 tane ilmek var. 3'üne birden çekiyorum. 1 Bir tane eksiltmemizi yapıyoruz. Çeviriyorum. 1 2. 2 zincir çektim. Dip noktasına batmıyorum. Yanındaki boşluğa batırıyorum. 1 sık iğne. Yanındaki boşluğa sık iğne. sıramızın sonuna gelelim sıramızın sonuna geldim sık iğne boşluğuna batmıyorum burada iki zincir çektiğimiz zincirin içerisine sık iğne yapıyorum sık iğne sayımız zincir çektiğimiz yeri saymıyoruz 2 4 6 8 10 12 14 16 17. Sık iğne sayımız 17 oldu. Örgümü ters çeviriyorum. 1 2. 2 zincir çektim. Dip noktasına batmıyorum. Yanındaki boşluğa 1 sık iğne. Eksiltmelerimizi bu şekilde yapıyoruz. Boşluğa batırıyorum sık iğne sık iğne yaparak sıramızın sonuna geldik bir tane sık iğne bir de dönüş yaparken zincir çektiğimiz boşluk var sık iğne boşluğuna batırıyorum ipimi çekiyorum zincir çektiğim boşluğa batırıyorum tığımda 3 tane ilmek var üçünü birden çekip bir tane eksiltme yapıyorum çeviriyorum. 1 2. 2. zincir çektim. Dibindeki boşluğa batmıyoruz. Yanındaki boşluğa sık iğne. sıramızın sonuna geldik. Sık iğne boşluğuna batmıyoruz. Dönüş yaptığımız zincirin içerisine bir tane sık iğne. 4. sıramız bitti. Sık iğne sayımız 2 4 6 8 10 12 14. 14 tane sık iğnemiz oldu. Çeviriyorum. 1 2. 2 zincir çektim. Dibindeki boşluğa batmıyorum. Yanındaki boşluğa bir sık iğne. Yanındaki boşluğa bir sık iğne. Beşinci sıramızın sonunda sık iğne boşluğuna batırıyorum. Zincir boşluğuna batırıyorum. Üç tane ilmeği birden çekiyorum çeviriyorum 1 2 2 zincir çektim dibindeki boşluğa batmıyorum yanındaki boşluğa bir sık iğne 6 sıramızın sonuna geldik sık iğne boşluğuna batmıyorum dönüş yaptığım zincirin içerisine bir tane sık iğne yaptım. 2 4 6. 6 sıra eksiltme yaparak ilerledik. 6. sıramızda sık iğne sayımız 2 4 6 8 10 11. 11 sık iğne yaptık. Çeviriyorum. 1 2 eksiltme yapmayacağız. Eksiltme yapmadığımız için dip noktasına batırıyorum. Sık iğne yapıyorum. Yanındaki boşluğa sık iğne. Boşluklara sık iğne yaparak sıramızın sonuna gelelim. Sıramızın sonuna geldik. Yine aynı şekilde sık iğne boşluğuna batmıyorum. Dönüş yaptığımız 2 zincir boşluğuna batırıyorum. 1 sık iğne yaptım. Burada da sayımız 2, 4, 6, 8, 10, 11. Eksiltme yapmadığımız için sayımız 11 olarak devam ediyoruz. 1, 2, 2 zincir çektim. Dip noktasına batırıyorum sık iğne yapıyorum. Boşluğa batırıyorum sık iğne. Sık iğne boşluğuna batmıyoruz. Zincirin içerisine bir tane sık iğne. 8. sıramızdayız. Sayımız yine 11 oluyor. Eksiltme yaparak geldik. iki sırada eksiltme yapmadan sayımız 11 sık iğne olarak 8 sıra yapalım. 2, 4, 6, 8, 8 sıra eksiltme yapmadan 11 sık iğne ile devam ettik. Eksiltme yaptığımız yer düz devam ediyoruz. Burada çeviriyorum. 9. sıramızda 1, 2, 2 zincir çektim. Eksiltme yapacağız. İlk boşluğa batmıyoruz. Yanındaki boşluğa 1, sık iğne. Yanındaki boşluğa sık iğne. Sıramızın sonuna geldik. Son boşluğa batırıyorum. Son sık iğne boşluğuna batmıyorum. Zincir çektiğimiz boşluğa batırıyorum. 3 tane ipim var. Üçünü birden çekip bir tane eksiltme yapıyorum. Çeviriyorum. 1 2 2 zincir çektim dip noktasına batmıyorum yanındaki boşluğa batırıyorum sık iğne yapıyorum Onuncu sıramızdayız. Boşluğa batırıyorum sık iğne son sık iğne boşluğuna batmıyorum zincirin içerisine sık iğne yapıyorum burada sık iğne sayımız 2 4 6 8 8 sık iğne oldu çeviriyorum 1 2 2 zincir çektim dip noktaya batmıyorum yanındaki boşluğa batırıyorum 1 2 3 4 5 6 Boşluğa batmıyorum. Zincirin içerisine batırıyorum. 7 tane sık iğne oldu. 7 sık iğneden sonra eksiltme yapmıyoruz. 1 2 sık iğne yaptım. Eksiltme yapmadığımız için ilk boşluğa batırıyorum. 1 2 3 5 6 Sık iğne boşluğuna batmıyorum. 2 zincir boşluğuna batırıyorum. Sık iğne yapıyorum. Bu şekilde dip noktalarına batarak 7 sık iğne ile 11 sıra yapalım. 11 sıra 7 sık iğne ile devam ettik. Toplamda saydığımızda 26 sıra oldu. Son sıralarımız. 1 2 2 zincir çektim. Eksiltme yapacağız. Dip noktasına batmıyorum. Yanındaki boşluğa batırıyorum. 1 sık iğne. Yanındaki boşluğa batırıyorum. 2 3 4 sık iğne yaptık. Eksiltmelerimizi iç kısımdan yapıyorduk. Yanındaki boşluğa batırıyorum. Sık iğne boşluğuna batmıyorum. Zincirin içerisine batırıyorum. 3 tane ipim var. Üçünü birden çekiyorum. Bir eksiltme yapıyorum. 1 2 2 zincir çektim. Dip noktasına batmıyorum. Yanındaki boşluğa batırıyorum. 1 2 3 Sık iğne boşluğuna batmıyorum. Zincirin içerisine batırıyorum. 4 sık iğne oldu. Çevirdim. 1 2 zincir çekiyorum. Dip noktasına batırıyorum. 1 Yanındaki boşluğa batırıyorum. 2 zincirin içerisine batırıyorum 3 tane sık iğne yaptım bir zincir çekiyorum İpimi burada kesiyorum 2 sıra 3 sık iğne ile devam ettik sayıyorum 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30. Toplamında 30 sıra ördüm. Şimdi öbür kolumuzu yapacağız. 19 ilmek çantamızın bu tarafında da ayırmıştık. İkinci zincirin içerisinden tığımı içeriye alıyorum. İpimi çekiyorum bir düğüm atıyorum. Aynı boşluktan ipimi çekiyorum. Bir, iki. İki zincir çektim. Eksiltme yapıyorduk. İlk boşluğa batmıyorum. Yanındaki boşluğa batırıyorum. Kısa ipimi de şöyle tığımın üstüne alıyorum. Gizliyorum. Boşluğa batırıyorum. Bir sık iğne. Yanındaki boşluğa batırıyorum. Sık iğne. Yanındaki boşluğa batırıyorum. Bir sık iğne. Sıramızın sonuna geldik. Sık iğne yaptım. İşaretten bir önceki boşluğa batırıyorum. İpimi çekiyorum. Tığımda iki tane ilmek var. Bırakıyorum. İşaretin çıkartıyorum boşluğa batırıyorum ipimi çekiyorum tığımda 3 tane ilmek var üçünü birden çekiyorum bir tane eksiltme yaptım çeviriyorum 1 2 2 zincir çektim eksiltmelerimizi Çantamızın iç kısmından aynı şekilde burada yaptığımız gibi yapıyoruz. İlk boşluğa batmıyorum, yanındaki boşluğa bir sık iğne, yanındaki boşluğa bir sık. Çantamızın iki parçasını da hazırladık. Burada astar yapmak istersek bu aşamada astarımızı hazırlıyoruz. Astar yapmıyorum, fermuarını sonradan. Çantamızın kenarlarını birleştirdikten sonra dikeceğim. Çantamızı ters tarafından dikeceğiz. Ütüledim. Düz tarafları birbirine bakacak şekilde üst üste yerleştirdim. İğnemi alıyorum. Çantamızın kolunun üst kısmından başlıyoruz. İlmek sayılarımız da eşit. Her boşluktan iğnemizi geçirerek dikiyoruz çantamızın önce kenar kısımlarını birleştiriyoruz sonrasında da iç kısmını birleştireceğiz her boşluktan, boşluklarımız karşılıklı dikerek geliyoruz. Birleştirdikten sonra ipimizi şöyle çekelim. Boşluk oluşmasın. Çantamızın dış kenarlarını diktik. Uç noktaya kadar. Şimdi iç kısımlarını birleştireceğiz. Askılarının eksiltme yapmıştık. 6 sıra 2 4 6. 8. sırada işaretimle belirledim. Çantamızın ağız kısmını ayırıyoruz. Askı yerini dikeceğiz. Şöyle gösteriyorum. 1, 2, 3, 4. noktada işaretimle belirledim. Uç noktaya geldim. İğnemi aldım. Tekrar yeni bir başlangıç yapıyoruz. Orta noktasından iğnemi geçiriyorum. Kısa kalan iplerimi de şöyle elimle tutuyorum. Yanındaki uç noktaya şöyle iğnemi geçirdim. İplerimi de alıyorum. Kısa olan ipleri içerisinden gizliyorum. Yanındaki boşluğa, döndüğüm ilk boşluğa iğneyle geçirdim bakın iplerimizi arada kesmemize gerek yok şöyle işaretimizin olduğu yere kadar gelelim işaretimizin olduğu noktaya kadar diktik. İşareti çıkartıyorum. Çıkarttığımız boşluğa da dikiyorum. Bakın, son eksiltmemize kadar geldik. Burada da ipime düğüm atarak sonlandırıyorum. Şöyle geriye doğru da daha sağlam bir şekilde ipimi de gizliyorum. Da kısa kalan ipimi de kesiyorum. Bir kolumuzu bitirdik. Öbür kolumuzda da tekrar yeni bir başlangıç yaparak işaretimizin olduğu noktaya geliyoruz. Sonrasında da ön yüzeyini çevirip gelelim. Çantamızın ön yüzeyini çevirdik kısmını iç kısmından ön yüzeyine çevirirken biraz zorlanabiliriz. Yalnız burada işten diktiğimizde çantamızın kordonu bombeli şeklini alıyor. Dışarıdan diktiğimizde bu şekilde olmuyor. Bu şekilde de dikiyoruz. En sona dikiyoruz. Çantamızın ağız kısmını yapacağız. Fermuarı yerleştirdim. Astarı yapmışsak astarı içine yerleştirip fermuarı dikerek fermuarıyla beraber iç kısmına alıyoruz. Burada tutamaçlarla tutturdum. Fermuarın şu iç kısmını içeriye alıp şu şekilde dikeceğim. Yapıp gelelim. Askılarımızı dikeceğiz. Öncelikle ortada birleştirdiğimiz diktiğimiz yeri şöyle elimizle ortalıyoruz. Şöyle gösteriyorum. Elimle tutuyorum, ayarladıktan sonra çantamızın öbür tarafında da yine aynı şekilde ayarladım. İki ucunu elimle tutuyorum. İğnemi aldım. Şöyle iç kısmından içeriye alıyorum yine öbür taraftan da iğnemi çıkartıyorum şimdi ilmeklerimizin karşılıklı gelecek şekilde dikiyorum ipimizi de iyi bir şekilde çekelim. Boşluk oluşmasın. Başladığımız yer. Burada da tekrardan bir daha sağlam bir şekilde iğnemi iç kısmından geçiriyorum. Ve bir düğüm atıyorum. İpimi de iç kısmından yürütüyorum. askılarımızı diktik ipimizi gizledik işten diktiğimiz için bombe görünümünü aldı çantamız çok hoş oldu birebir aynısı tabana içine açıyorum fermuarı koldan başlayarak öbür kolumuza kadar uzanıyor içi ihtiyaçlarımızı giderecek büyüklükte geniş kapatıyorum şöyle elimizde de şekil veriyoruz ırmak örgü işleri YouTube kanalıma abone olmayı unutmayın İyi günlerde kullanın sevgiyle kalın, hoşça kalın.